İyi akşamlar. 26 Şubat gündemine yansıyan gelişmelerle ana haberde karşınızdayız. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dün yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Tatar'la Başbakan Üstel, görüşmede deprem felaketi nedeniyle taziye ve desteklerini iletti. Görüşmede ana vatan Türkiye ile her zaman birlikte olunacağı mesajı verildi. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelerine ilişkin BRT'ye yaptığı açıklamada, Başbakan Üstel'le Türkiye'ye taziyelerini ilettiklerini belirterek, "Bu acı hepimizin acısıdır," dedi. Tatar, ileriki günlerde deprem bölgelerine bir ziyaret gerçekleştireceğini de kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönüşü öncesinde BRT'ye açıklamalarda bulundu. Tatar, depremin ardından Başbakan Üstel'le birlikte Türkiye'ye taziyelerini iletmek istediklerini ve bunun üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle İstanbul'a giderek deprem felaketi nedeniyle taziyelerini ilettiklerini söyledi. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından Cumhurbaşkanlığında kriz komitesi kurulduğunu anlatan Tatar, "Bu acı hepimizin acısıdır," dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız da bugün bize kendisi taziyelerde bulunmuştur. Kaybettiğimiz evlatlar için, kaybettiğimiz canlar için. O da Kıbrıs Türk insanlar, Kıbrıs Türk kardeşlerimize diye ifade etmiştir. Ben de başsağlıyorum. Bu acıyı bizim de hep birlikte yaşadığımız. Tatar, geleceğe umut olabilmek, yaraların en erken zamanda sarılması için çalışmaların yapılacağını vurguladı. Bağışlardan, deprem bölgelerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinde öğrenci olarak şu anda belki ülkeye geri dönemeyen yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için onlara olan desteklerin ve aynı zamanda deprem bölgelerinde evsiz, yersiz, barksız kalan ve bizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti akrabalı olan insanlarımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu süre içerisinde yerleşebilecekleri. Çünkü şu anda zaten hükümetimiz bunun açıklamasını yapmıştır. 3500'e yakın depremzede şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndedir. Ve bu depremzedelerin çocukları da bizlerin okullarına kaydedilmişlerdir. Biz bunları da ifade ettik. Çünkü netice itibariyle bu acı büyük bir acıdır. Türkiye her zaman bizim yanımızda olmuştur. Şimdi bu dönemde biz de imkanlarımız ölçüsünde bu acıların ve yaraların sarılması için biz de payımıza düşen neyse yapmak durumunda olduğumuzu bunları da değerlendirdik ve tabii günün sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin çok acılar çektiğini, çok mağduriyetler yaşadığını, bu doğal afetler ve depremlerden dolayı çok tecrübeli bir ülke olduğunu, insanların hayatlarına ve canlarına mal olan, çok büyük mağduriyetler içeren doğal afetler her zaman Türkiye'nin de gündeminde olmuştur. Türkiye dolayısıyla bütün bunların üzerinden gelebilmiştir, yaralarını sarabilmiştir. Yine aynı azim ve kararlılıkla bu büyük deprem felaketinin ardından yaraların sarılabileceğini ve süratle bu mağduriyetten gidebileceğini noktasında Türk Devleti, Türkiye Cumhuriyeti gereğini yapacağını Sayın Cumhurbaşkanı bize ifade etmiştir. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşanan sıkıntılara rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendirme çabalarına devam edileceğini belirttiğini kaydeden Tatar, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Türk Devletler Teşkilatı'nın liderlerinin deprem dolayısıyla Ankara'da bir toplantıya katılacaklarını, beni de kendisinin bu toplantıya 16 Mart gününde davet ettiğini de ifade etmiştir. Bir saat süren görüşmede çeşitli farklı konuların değerlendirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Ünal Üstel'in hükümetin çalışmalarından bahsettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, deprem dolayısıyla şampiyon meleklerimiz, insanlarımız da dahil tüm hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyorum, hem ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, ileriki günlerde deprem bölgelerini ziyaret edeceğini de kaydetti. Başbakan Ünal Üstel de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirilen görüşmeyi BRT'ye değerlendirdi. Üstel, Erdoğan'ın Kıbrıs Türk halkına Türkiye'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere gönderdiği yardımlar için teşekkürlerini sunduğunu kaydetti.
Başbakan Ünal Üstel, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından BRT ana habere değerlendirmelerde bulundu. Üstel, görüşmenin son derece samimi bir ortamda geçtiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaşanan deprem felaketiyle ilgili Kıbrıs Türk halkının başsağlığı dileklerini ilettiklerini belirtti. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı da depremde hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının deprem felaketi süresince yapmış olduğu yardımlardan dolayı da Sayın Erdoğan, Kadir Şinans Kıbrıs Türk halkına teşekkürlerini iletti. Acınız acımızdır diyen Kıbrıs Türk halkının bu en zor günlerde milletimizin yanında durmasından ve göstermiş olduğu kardeşlikten dolayı da teşekkür eden Erdoğan, Türkiye'nin de şartlar ne olursa olsun her durumda Kıbrıs Türk halkının yanında almaya devam edeceklerini bize iletti. Buradan bir kez daha yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine sabır ve yaralılara acı şifalar diliyorum. Başbakan Ünal Üstel deprem konusunda bilim insanlarıyla başlattığı temaslara Türkiye'de de devam etti. Başbakan Üstel İstanbul'da Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür ve İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğretim görevlerinden Profesör Doktor Ziyadin Çakır'la görüştü. Üstel, çocuklarımız için, insanlarımız için bu adımları atmak zorundayız. Bilim insanlarımız ne önerdiyse yapmaya başladık, dedi. Türkiye'de yaşanan asrın deprem felaketinden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini bildirmek üzere İstanbul'a giden Başbakan Ünal Üstel, deprem konusunda bilim insanlarıyla başlattığı temaslara Türkiye'de de devam etti. Bu temaslar çerçevesinde Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür'le bir araya gelen Üstel, Görür'den Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik deprem riskleri hakkında bilgiler aldı. Profesör Doktor Naci Görür'e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olası bir deprem felaketine yönelik hazır olunmasına ilişkin alınan tedbirleri ve atılan adımları da anlatan Üstel, tıpkı hocamızın da dediği gibi doğal afetler konusunda bilimin sesine kulak veriyoruz. Attığımız her adımı bilim insanlarımızın önerilerine göre atıyoruz. Çocuklarımız için, insanlarımız için bu adımları atmak zorundayız. Bilim insanlarımız ne önerdiyse yapmaya başladık, dedi. Başbakan Ünal Üstel, Profesör Doktor Naci Görür'le konuya ilişkin daha detaylı çalışmalar yürütmek için yakın bir tarihte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde buluşacaklarına da ifade etti. Profesör Doktor Naci Görür'se depremin yaşamın bir parçası olduğunu ve içinde bulunulan coğrafyanın bir deprem coğrafyası olduğunu kaydederek kimsenin depremin hangi gün ne saat olacağını bilmediğini, depremden korunmanın en iyi yolunun depreme hazırlık olmakla ilgili olduğunu söyledi. Bilim insanı Görür, depremin ne zaman nerede olacağını tartışmayı bırakın. Depreme karşı kentlerimiz en kısa sürede dirençli hale nasıl getiririz bunu tartışmalıyız. Depremden korunmanın en iyi yolu yaptıklarımızı ve kentlerimizi depreme dayanıklı hale getirmektir, dedi. Kıbrıs'ın yapı stoğunun depremde büyük yıkım yaşanan bölgelerden daha kötü durumda olduğunu düşünmediğini söyleyen Görür, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne düşen görev, sıkıntılı yapılar varsa bunları gözden geçirmek, gerekli denetimleri yapmak ve yeni yapılacak yapılarla ilgili eksik yönetmelikler varsa bunları hemen gidermektir, dedi. Başbakan daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğretim görevlilerinden Profesör Doktor Ziyadin Çakır'la da bir araya geldi. Başbakan Üstel, Kıbrıs'ta devam eden depreme yönelik hazırlık aşamalarına ilişkin bilim insanlarının görüşlerine başvurmaya devam ettiklerini ve bilime kulak verdiklerini kaydederek uzmanları dinliyoruz, onların görüşleri doğrultusunda kararlar üretip uyguluyoruz. Bu görüşmede bu amaca hizmet ediyor, dedi. Depremlerden korunmanın en önemli yolu doğru yere, bilimsel esaslara uygun doğru yapıları yapmaktır. Ama dünya artık bununla dahi yetinmiyor.
Dünya insanlara kendilerini koruyabilecekleri zamanı kazandırmak için gelişmiş her tür teknolojik donanımı da kullanıyor. Dünyada ne varsa ülkemizde de olmasını istiyoruz diyen Üstel, bilim insanlarıyla bu konuları da ele aldıklarını, görüştükleri bilim insanlarının ülkeye gönüllü şekilde her tür bilimsel danışmanlık hizmetini vermeye hazır olduklarını da dile getirdi. Başbakanlık Deprem Denetim Komitesi'nin ürettiği karar doğrultusunda harekete geçen teknik ekipler depreme dayanıklılık denetimlerine ilişkin ilk uygulamaları bugün gerçekleştirdi. Başbakan Ünal Üstel halka söz verdikleri gibi depreme karşı hazırlıklı olmak için ilk olarak Gazimosa ilçesinde Namık Kemal Lisesi ve Gazimosa Türk Maarif Koleji'nden depreme dayanıklılık denetimlerinin yapıldığını kaydetti. Başbakanlık Deprem Denetim Komitesi'nin son toplantısında üretmiş olduğu karar doğrultusunda harekete geçen teknik ekipler depreme dayanıklılık denetimlerine ilişkin ilk uygulamaları gerçekleştirdiler. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Başbakanlık yetkilileri, Başbakanlığa bağlı Deprem Komitesi üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve teknik ekipler Gazi Mağusa Namık Kemal Lisesi ve Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji'nde İlk deprem dayanıklılık denetimini yaptılar. Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Başbakan Ünal Üstel, halka söz verdikleri gibi depreme karşı hazırlıklı olmak için ilk olarak Gazi Mağusa ilçesinde Namık Kemal Lisesi ve Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji'nden başlayarak ilk adımı attıklarını kaydetti. Başbakan Üstel, Başbakanlık yetkilileri ve Deprem Denetim Komitesi'nin ortak yürüttüğü çalışmalarla önce tüm okulları risk gruplarına göre ayıracaklarını ifade ederek ardından çıkacak analiz sonuçlarına göre ise belirlenen eylem planını hemen uygulamaya sokacaklarını söyledi. Sağlık Bakanı İzzem Gürçay Altuğ'a Gazimosa Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek hem Adıyaman'da depremde kızı Ecem Yeniçeri ile birlikte hayatını kaybeden hemşire Bedriye Fidan Yeniçeri'nin çalıştığı servis hem de tedavi gören depremzede ailelerle görüştü. Altuğ'a Türkiye'de yaşanan depremden dolayı zor bir dönemden geçildiğini, yaraların birlikte sarılacağını vurguladı. Sağlık Bakanı İzzem Gürçay Altuğrak, Gazi Mağusa Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek faaliyetlerle ilgili doktorlardan bilgi aldı. İlk olarak koroner yoğun bakım servisini ziyaret eden Altuğrak, depremde Adıyaman'da kızı Ecem Yeniçeri ile birlikte hayatını kaybeden hemşire Bedriye Fidan Yeniçeri için servis çalışanlarına başsağlığı diledi. Bakan Altuğrak, depremin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen ve Gazi Mağusa Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Servisinde tedavi gören depremzede ailelere de geçmiş olsun dileğinde bulundu. Altuğrak, zor bir dönemden geçiyoruz. Depremin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Aynı acıları yaşıyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız, dedi. Gazi Mağusa Devlet Hastanesi'nde önceki gün dünyaya gelen ve Miraç adı verilen depremzede ailenin bebeğinin sağlık durumu hakkında da bilgi alan Sağlık Bakanı, gayretlerinden dolayı hastane personeline teşekkür etti. Sayın seyirciler, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dört bir yanında belediyeler, dernekler, kurum kuruluşlar, vatandaşlar depremzedelere yardım ulaştırmak için canla başla çalışıyor. Yine Efkaf İyilik Gönüllüleri de bu felaketin hemen ardından önce Türkiye'de deprem bölgesindeki vatandaşlara, daha sonra da bu bölgeden ülkemizde yaşayan ailelerinin yanına gelen depremzedelere yardım ulaştırmak, ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz demeden çalışıyor. Altı Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından ülkemizin dört bir yanından dernekler, vatandaşlar depremzedelere yardım ulaştırmak için hummalı bir çalışma içinde. Girne'de Evkaf İyilik Gönüllüleri bu amaçla çalışıyor. Girne merkezdeki iyilik evin bu dönemde bir iyilik mağazasına dönüştürülmüş durumda ve buradan depremzedelere yönelik yardımlar ulaştırılıyor. Şimdi yanımızda Girne Evkaf İyilik Gönüllüleri sorumlusu Oya Kutsal var. Hemen birazcık bilgi alalım. İyilik evi nasıl, ne amaçla oluşturuldu, ne zaman oluşturuldu, bunu alalım ve şu an işleyiş nasıl gidiyor, yardımlar nasıl ulaşıyor? Evet, iyilik evini açtığımız andan itibaren felaketler peşimizi bırakmadı. Önce pandemi süreci yaşandı, şimdi ne yazık ki bu korkunç deprem olayını yaşıyoruz. Bir çeşit kriz merkezi olarak burası.
yaptığımız depremzede ailelere kıyafet yardımı yapıyoruz. Yeni doğmuş bebekten yetişkin insana kadar hırkasıdır, kazağıdır, pantolonudur, iç çamaşırıdır. Bütün ihtiyaç gruplarını karşılamaya çalışıyoruz. Günde biz derneği iki gibi açıyoruz. 6'ya kadar buradayız. Bu süreçte yaklaşık 3 aile geliyor. 3 aile derken 5 çocuklu, yani kalabalık bir kitle oluşuyor sonuçta. Onların bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz burada. Fakat bizim için kayıt çok önemli. Bizim Girne muhtarlarıyla ilişkiler biz çok iyi. Kendi bölgemizin insanları tanışıyoruz. Onlar yaptıkları her kaydı bizimle paylaşıyorlar. Biz de o anlamda rahat rahat yardımımızı yapıyoruz. Eğer muhtar kaydı yoksa, çünkü böyle sıkıntılar da oluştu bu süreçte, o zaman da biz kendimiz kayıt alıyoruz. Kıbrıs halkı bu anlamda efsane bir halk. Pandemi döneminde de bütün insanlığını ortaya koydu. Bu dönemde de yoğunluğunca bize bağış yapıyorlar. Kıyafetlerimiz hep bağış. İkinci el çok iyi durumda olanlar var. Yeni olan ürünlerimiz var. Bunun da dengesini kurmaya çalışıyoruz. Yani bir yeni takım veriyoruz, bir iyi durumda ikinci el veriyoruz. Yardımlar çok iyi. İki pantolon hakkınız var, iki kazak hakkınız var, iki hırka, 3 çift iç çamaşırı, 3 çift çorap hakkınız var. Onlar seçiyorlar kendilerine uygun olanı. Ondan sonra bu şekilde adaleti sağlamaya çalışıyoruz. Biz 15 aktif üyeyiz her zaman. Fakat bu süreçte çalışanlarımız olduğu için 8 kişi gece gündüz bu bağlamda. Deprem felaketinde yaşamlarını yitiren melekler takımı, öğretmen ve ebedilerin isimleri Mehmetçik'te oluşturulan anı ormanında yaşatılacak. Mehmetçik Belediyesi ile Çelebi Garden Otel İşbirliği'nde bugün Gazi Mausa Türk Maarif Koleji melekler takımı Mehmetçik Anı Ormanı'na 35 zeytin ve harnup fidanı dikildi. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarının da katıldığı ve duygusal anların yaşandığı etkinlikte dikilen her bir fidana melekler takımı, öğretmen ve velilerin adı verildi. Melekler takımının adı Mehmetçik'te oluşturulan Gazi Mausa Türk Maarif Koleji Melekler Takımı Mehmetçik Anı Ormanı'nda yaşatılacak. Mehmetçik Belediyesi ile Çelebi Garden Otel İşbirliği'nde düzenlenen etkinlikte 35 zeytin ve harnup fidanı dikildi. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarının da katıldığı etkinlikte duygusal anlar yaşandı. Mehmetçik Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek toplum olarak çok zor günlerden geçtiklerini ve çok üzgün olduklarını ifade etti. 35 yılın her çocuğumuzun adına bir fidan dikeceğiz ve bu vesileyle Mehmetçik'te çocuklarımızın adı melekler takımı olarak ağaçlarla birlikte yaşayacak. Çelebi Garden Otel Direktörlerinden Buse Çelebi de kendisi ve kardeşinin de Gazi Mausa Türk Maarif Koleji'nden mezun olduğunu anımsatarak yaşanan acıları en derinden hissettiğini belirtti.
bu ağaçların onların anılarıyla birlikte büyüyebileceğini düşündük. Ve biz düzenli olarak yaptığımız bu turlarda misafirlerimize o ağaçları, o isimleri göstererek aslında çocuklarının o ağaçların anılarının yaşayacağını ve devam edebileceğini düşündük. Daha sonra etkinliğe katılanlar 35 harnup ve zeytin fidanını diktiler. Dikilen her bir fidana melekler takımı, öğretmen ve velilerin adı verildi. Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin bilirkişi raporu doğrultusunda yasal hak sahibi olduğu Gazimosa'daki Deniz Yıldızı apartmanlarının olası bir depreme karşı güvenli olmadığını belirterek binanın boşaltılması yönündeki çağrısı ve Gazimosa Belediyesi'nin sakinlere binanın kullanılmasına acilen son verilmesi yönünde gönderdiği ihbarın ardından oradaki son durumu görüntüledik. İşte sürece ilişkin notlar ve son durum. Deniz Yıldızı apartmanlarında kalan sakinlerden binanın kullanılmasına son vermeleri isteniyor sevgili seyirciler. Kıbrıs Vakıflar İdaresi bilirkişi raporu doğrultusunda yasal hak sahibi olduğu Gazimağusa'daki Deniz Yıldızı apartmanlarının olası bir depreme karşı güvenli olmadığı gerekçesiyle binaların boşaltılmasını istiyor. Gazimağusa Belediyesi ise Deniz Yıldızı apartmanları ile bir süreden bu yana devam eden belirsizliğe son noktayı koydu ve apartmanın can güvenliği bulunmamasından dolayı apartman sakinlerine ihbar yazısı gönderdi sevgili izleyenler. İhbarda Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası ve veya imarla ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından yapılan statik değerlendirme raporu doğrultusunda mevcut yapının olası bir deprem durumunda beklenen can güvenliğini sağlayamayacağının tespit edildiği belirtilerek apartman sakinlerinin ikametgahları kullanılmamaları istendi. İhbarda ayrıca apartman sakinlerinden güçlendirme ile ilgili yapılacak çalışma ve proje belgelerinin de Gazimağusa Belediyesi'ne ulaştırılması istenirken, ihbarnameye uymayanlar hakkında ise yasal işlem başlatılacağı belirtildi. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenler için okutulan Mevlid-i Şerif'e katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, bize yakışan tek yürek olmaktır dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenler için Alayköy Sanayi Bölgesi'nin otoparkında okutulan Mevlid-i Şerif'e katıldı. Tatar, ülkede ve anavatan Türkiye'de deprem şehitlerinin olduğunu vurgulayarak hayatını kaybeden canlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi. İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiğini ve kendisine taziyelerini ilettiğini hatırlatan Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Kıbrıs Türk'ü ile üzüntüsünü paylaştığını ve taziyelerini ilettiğini hatırlattı. Türkiye, iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bölgede can kaybı sayısı 44 bini geçti. Kahramanmaraş merkezi depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda sorumlulukları belirlenerek tutuklananların sayısı 188'e yükseldi. Türkiye'de yaşanan deprem felaketi 21. gününde bölgede can kaybı sayısı 44 bini geçerken artçı sarsıntıların yanı sıra depremler olmaya da devam ediyor. AFAD Başkanı Yunus Sezer yaptığı açıklamada 21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, şu anda enkaz kaldırma çalışmalarına odaklandıklarını belirtti. Sezer, 44.374 insanımızı kaybetmiş durumdayız. 230 bine yakın personelimiz çalışmalara devam ediyor. Uluslararası ekiplerden 1180 tane personel çalışmalara devam ediyor, dedi. Barınmayla ilgili olarak da AFAD Başkanı Sezer, günlük ortalama 10 binin üzerinden bölgeye çadır sevk ediyoruz. Şu an bölgede 287 tane çadır kentimiz var. Hedefimiz 100 bin üzerinde konteyneri faaliyete geçirmek.
Bununla ilgili 143 alan tespit edildi. 97'sinde altyapı çalışmaları devam ediyor. Bilgilerini paylaştı. Kahramanmaraş merkezi depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda sorumlulukları belirlenerek tutuklananların sayısı 188'e yükseldi. Bu arada Yargıtay'dan depremde yıkılan binalara ruhsat veren belediye başkanları ile ilgili önemli bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme, yıkılan binanın yapı ruhsatını onaylayan belediye başkanı olan sanığın eyleminin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğuna hükmetti. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarına yarın devam edecek. Genel Kurul toplantısının saat 10'da başlaması bekleniyor. Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu yarın toplanıyor. Genel Kurul'un saat 10'da başlayacak toplantısının gündeminde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında askeri sağlık alanında işbirliği protokolünün onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin onay yasa tasarısı, Paris Anlaşması onay yasa önerisi, katma değer vergisi değişiklik yasa tasarısıyla 1986 mali yılı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu kesin hesap yasa tasarısı bulunuyor. Meclis Genel Kurulu'nda Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği değişiklik yasa tasarısının 3. görüşmesi de yapılacak. Yurt haberlerine geri döneceğiz. Günün öne çıkan dış gelişmeleriyle bültenimiz devam ediyor. Pakistan'dayız. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bu sabah pazar yerine bombalı saldırı düzenlendi. Yetkililer eyaletin Barkan bölgesinde park halindeki motosiklete yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını bildirdi. Pazar alanında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Rusya, Ukrayna'ya dün 33 saldırı düzenledi. Rusya'nın dün ülke topraklarına 14 füze ve 19 hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıklayan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın özellikle 5 bölgede yoğunlaştığına vurgu yaptı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Kupyans, Liman, Bahmut, Avdiivka ve Şahters ve taarruza geçmeye yoğunlaştırdı. Ukrayna askerinin dün bu yönlerde 71 Rus saldırısını püskürttüğünü belirtti. Rus güçlerinin hedeflerini belirlemek için sürekli havadan keşif yaptığı kaydedilen açıklamada, Rus ordusu dün 14 füze ve 19 hava saldırısı düzenledi. Çok namlulu füze sistemlerinden 57 kez ateş etti. Siviller yaralandı ifadelerine yer verildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin son bir günde Rus askerleri ve teçhizatının yoğunlaştığı alanları 12 kez vurduğu bildirilen açıklamada, Ukrayna askerlerinin Rus güçlere ait 3 insansız hava aracını düşürdüğü duyuruldu. Açıklamada ayrıca Ukrayna füze ve topçu birliklerinin Rus birliklerinin 2 toplanma alanını, radar ve elektronik harp istasyonlarını imha ettiği bilgisi verildi. Tekrar yurttayız. Yeni Kıbrıs Partisi 15. kurultayı dün yapıldı. Kurultayda mali raporla tüzük değişiklikleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edilirken parti meclisi üyeleri ve parti disiplin kurulu üyelerinin seçimi de yapıldı. Yeni Kıbrıs Partisi 15. kurultayı yapıldı. Kurultayda sekreteryadına bir konuşma yapan YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, ülke olarak çok zor zamanlardan geçildiğini belirterek her şeye rağmen barış için mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Kurultayın zamanından erken toplanma nedeninin siyasal partiler yasasından kaynaklanan sorunlar olduğunu ifade eden Kanatlı'nın konuşmasının ardından mali raporla tüzük değişiklikleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Kurultayda Yeni Kıbrıs Partisi Sekreterya Üyesi Alpay Durduran da söz alarak dünya ve ülke gündemine dair değerlendirmeler yaptı. Yeni Kıbrıs Partisi 15. kurultayında ayrıca parti meclisi üyeleri ve parti disiplin kurulu üyelerinin seçimi de yapıldı. Gönyeli Alayköy Belediyesi'nde iklim krizine hazırlık ve adaptasyon masaya yatırıldı.
Gerçekleştirilen ilk toplantıda Gönyeli Alayköy bölgesinde bulunan sel riski taşıyan alanlar irdelendi ve yol haritası belirlendi. Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu bilimsel veriler ışığında adımlar atacaklarını kaydetti. Gönyeli Alayköy Belediyesi iklim krizine hazırlık ve adaptasyon toplantılarına başladı. Toplantıda Gönyeli Alayköy Belediyesi sınırları içerisinde sel riski olan bölgeler masaya yatırıldı, bilimsel veriler ışığında stratejiler belirlendi. Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, iklim değişikliğine hazırlanmanın ve bu krizle başa çıkmanın önemine işaret ederek, toplantılarla orman yangınları, sel ve sıcak hava dalgaları gibi olaylara hazırlık konusunda adımlar atmaya başlayacaklarını söyledi. Özellikle su kıtlığı gibi iklim krizleriyle nasıl başa çıkılması gerektiği noktasında toplantılarda bilimsel veriler ve bir takım stratejiler belirlenmeye başladığını kaydeden Amcaoğlu, ekosistemleri korurken topluluklarımızın, ekonomimizin ve altyapımızın iklim değişikliğine hazır olmasını sağlamak için birlikte çalışıyoruz. Gönyeli Alayköy Belediyesi olarak çevre ve iklim krizi önceliklerimiz arasında bulunmaktadır, dedi. Amcaoğlu, Gönyeli ve Alayköy'ün iklime hazırlık ve uyum stratejisinin ekosistemleri korumaya, sel baskınlarını önlemeye, yağmur sularının toplanması gibi uzun vadeli maliyetleri düşürmeye ve toplulukları güvende tutmaya hedeflediğinin de altını çizdi. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi sivrisinek mücadelesine devam ediyor. Çalışmalarına Dikmen bölgesinde devam eden ekipler bölgede saha gözlem ve tespit çalışmaları yapıyor. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi sivrisineklerle bulaşan hastalıklarla ilgili önlem almak için sivrisinek kontrol programı çerçevesinde Girne bölgesinden başlayan tuzak kurma çalışmalarını Yenikent, Hamitköy, Karaolanoğlu ve Alsancak'ta tamamlanmasının ardından çalışmalara bu haftada Dikmen'de devam etti. Daireden yapılan açıklamada Dikmen bölgesindeki çalışmalarda ekipler uzmanlarla birlikte bölgesel riskleri belirlemek ve mücadeleyi geliştirmek için saha, gözlem ve tespit çalışmalarını gerçekleştirmeyi sürdürdüğü kaydedildi. Tuzak kurma çalışmaları tamamlanan bölgelerin incelenmesinde risk oluşturabilecek bir sonuç alınmadığı ifade edilen açıklamada Dikmen bölgesinde yapılan çalışmaların sonuçlarının paylaşılacağı belirtildi. Dikmen bölgesinde konuyla ilgili bilgilendirici broşür dağıtıldığı da aktarılan açıklamada sivrisinekle mücadelede halkın desteğinin önemine de vurgu yapıldı. Açıklamada, hastalık taşıyan sivrisineklerin uçmadan üreme kaynağında önlenebilmesi amacıyla, evlerimizin çevresinde kaplarda üreyen sivrisineklerine üreme olanağı tanımamayı, oluşan larvaları yok etmeyi, sivrisineklerin verdiği rahatsızlığın ortadan kaldırılmasını halkımızla birlikte başarabiliriz, denildi. Sayın seyirciler, polis sahte Amerikan doları uyarısı yaptı. Alsancak'ta tedavüle sürülen yüzük banknotlardan oluşan 1100 sahte Amerikan dolarının seri numaralarını duyuran polis, söz konusu sahte paralardan daha önce de piyasaya sürülme ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Polis basın subaylığı 19 Şubat'ta Alsancak'ta bir şahsın tasarrufunda bulunan yüzlük banknotlardan oluşan toplam 1100 sahte Amerikan dolarını tedavüle sürdüğünün tespit edildiğini belirtti. Söz konusu yüzlük banknotların seri numaralarını duyuran polis, sahte paralardan daha önce de piyasaya sürülme ihtimali olduğundan ellerinde belirtilen seri numaralarıyla başlayan yüzlük Amerikan doları cinsi para bulunduran kişi, işletme ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmelerini istedi. Kıbrıs Türk Tiyatro Camiası YAS'ta tiyatro sanatçısı Ahmet Karabiber hayatını kaybetti. Ahmet Karabiber yarın Karaolanoğlu'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Sanatçısı Ahmet Karabiber hayatını kaybetti. Ölümle ailesi ve tiyatro camiasını yasa boğan Karabiber'in cenazesi yarın Karaolanoğlu Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Karaolanoğlu mezarlığında defnedilecek. Karabiber'in vefatı nedeniyle mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karabiber ailesine ve tüm tiyatro camiasına başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi. Tiyatro sanatçımız Ahmet Karabiber'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Uzun yıllar Kıbrıs tiyatrosuna önemli hizmetleri geçmiş Ahmet Karabiber'le 1994 yılında Show TV için çektirdiğim
Geçmişin İsteri filminde rol aldığı sırada tanışma fırsatımız olmuştu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tiyatro camiamıza başsağlığı diliyorum. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Aksaliklerinde 18. hafta 2 maç dışında tamamlandı. Süper Lig'de yarın Doğan Türk Birliği Mausa Türk Gücü ile Çetinkaya Yeni Cami karşılaşmaları yer alacak. Öte yandan Doğan Türk Birliği Mausa Türk Gücü mücadelesi saat 18'den itibaren BRT 1'den canlı yayınlanacak. Liglerde alınan sonuçlar şöyle. Süper Lig Küçük Kaymaklı 1, Merit Alsancak Yeşilova 2, Cihangür 3, Göçmenköy 0, Lefke 1, Hamitköy 0, Yonbaş Dumlu Pınar 2, Mesarya 3, 1. Lig Düzkaya 3, Girne Halk Evi 2, Peralarnaka Gençler Birliği 0, Binatlı 0, Lapta 1, Mustafa Hacı Ali Yılmaz Köy 2, Ünimar Maraş 2, Miracle Karşıyaka 4. Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu galibiyetle lider Galatasaray'la puan farkını 6'ya indirdi. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme karşılaşmasında bugün Fraport Tav Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmada statü gereği her iki takımda da ara transfer döneminde sözleşme imzalanan futbolcular forma giyemeyecek. Handbolda Kadınlar Ligi başladı. Dems Construction Kadınlar Ligi'nde ilk hafta oynanan iki karşılaşma oynandı. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda oynanan iki karşılaşmada Şahlan Ozanköy'ü 39-31 mağlup etti. Şahlan takımında Mutya kaydettiği 9 golle ön plana çıkan isim oldu. Miracle Esentepe ise Digem'i çekişmeli bir maç sonunda 31-29 mağlup ederek ligin ilk haftasını galibiyetle kapatmış oldu. Maçta Miracle Esentepe takımında Denizli maçı 11 golle tamamlarken Digem'den Lütfiye 12 golle maçın en skorer ismi oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Pro Lig'de heyecanın başlamasına kısa bir süre kala kura çekimi gerçekleştirildi. Federasyon binasında yapılan kura çekimine Pro Lig direktörü Uras Şentürk ve kulüp temsilcileri katıldı. Yapılan açıklamada ligde şu anda 5 takımın yer almasının kesin olduğu, 6. takımın dahil edilmesi adına da görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Ligin ilk haftasında Savoy Marmara, Girne Amerikan Üniversitesi, Caesar Gençler Birliği, Kopspor karşı karşıya gelecek. İlk haftada 6. takım olmazsa Avrupa Liderlik Üniversitesi bu haftayı bay geçecek. Masa tenisinde Büyük Erkekler Ligi'ne devam edildi. Maçlarda Aruket, Anka Spor Derneği, Küçük Kaymaklı ve Lefke Avrupa Üniversitesi tüm maçlarını kazandı. Maçlar öncesinde tüm sporcular deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Avrupa Liglerine dün gece de devam edildi. İspanya 1. Futbol Ligi'nin 23. haftasında Madrid derbisinde Real Madrid, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla lider Barcelona'ya en yakın takipçisi Real Madrid ile arasındaki puan farkını 10'a çıkarma fırsatı doğdu. İngiltere Premier Ligi'nde deplasmanda Leicester City'yi 1-0 mağlup eden lider Arsenal zirvede yoluna kayıpsız devam etti. Lider Arsenal bu galibiyetle puanını 57'ye çıkarırken Leicester City 24 puanda kaldı. Bournemouth'u 4-1 yenen lig ikincisi Manchester City, lider Arsenal'ı takibini sürdürdü. Bu galibiyetle puanını 55'e çıkaran Manchester City, maç fazlasıyla lider Arsenal'ın 2 puan gerisinde yer alıyor. İtalya'da lider Napoli 24. hafta maçında deplasmanda Empoli'yi 2-0 yenerek galibiyet serisini 8'e çıkardı. Napoli maç fazlasıyla en yakın takipçisi Inter'le arasındaki puan farkını 18'e yükseltti. Hoffenheim'ı 1-0 yenen Borussia Dortmund maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Galibiyet serisini 7 karşılaşmaya çıkaran Borussia Dortmund puanını 46'ya yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
İsveçli atlet Armin Duplantis sırıkla yüksek atlamada 6 metre 22 santimetre atlayarak 6. kez dünya rekoru kırdı. Duplantis 3. denemesinde 6 metre 22 santimetre ile erkekler sırıkla atlama dünya rekorunu 6. kez kırdı. 23 yaşındaki olimpiyat ve dünya şampiyonu böylece kendine ait dereceyi 1 santimetre daha geliştirdi. İsveçli yıldız ayrıca kariyerinde 60. kez 6 metrenin üzerinde atlama başarısı gösterdi. Duplantis geçen yıl dünya rekorunu 3 kez kırıp yılın erkek sporcusu seçilmişti. NBA'de Boston Celtics, Philadelphia 76ers'ı son saniyede Jason Tatum'un 3 sayılık atışıyla 110-107 yendi. Boston Celtics'te Tatum müsabakayı 18 sayı, 13 rebound ve 6 asistle tamamladı. Celtics'te Jaylen Brown 26, Derrick White ise 18 sayı kaydetti. 76ers ise Embiid maçı 41 sayı, 12 reboundla double-double yaparak tamamlanmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı. Teniste kapalı kort şampiyonları devam ederken Dubai'de Krejcikova, Katar'da Medvedev şampiyon oldular. Dubai tenis turnuvası finalinde Polonyalı Iga Swiatek'i 2-0 yenen Çek Barbora Krejcikova şampiyon oldu. Katar açık tenis turnuvası finalinde Andy Murray'i 2-0 yenen Daniil Medvedev de şampiyon oldu.